Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, her şeyden önce sayfamızı, kanalımızı takip ederek abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Abonelik ücretsiz. Kanala katıl, cüzi bir ücret var. Yıldız alabilirsiniz. Daha önce yayınlamış olduğumuz 84. dönemden 110. döneme kadar olan tüm konu ve soruları takip ederek 90 üzeri not alabilirsiniz. Başarılar diliyoruz. Kanalımızın linkini arkadaşlarınıza, dostlarınıza paylaşın. Herkese önerin. Onlar da faydalansın. Geçsin arkadaşlar. Destekleriniz bizim için önemli. Sizlerden ricamız arkadaşlar, mutlaka yayınlarımızı izlerken mutlaka beğeni yapın. Beğeni yapmamazlık yapmayın. Teşekkür ederiz şimdiden beğenen arkadaşlara. Her zaman söylüyoruz, hediye gönül işidir. Hediye atan arkadaşlara da çok çok teşekkür ederiz. Yayın arasında söylemeyeceğim. Herkese şimdiden başarılar diliyoruz ve yayınımıza başlıyoruz. Evet. Instagram Nedim Şeker Akademi, TikTok Nedim Şeker Akademi hesabından bizleri takip edin. Nedim Şeker Akademi Eğitim Merkezi ve Başarı Akademisi Eğitim Merkezi bizim yedek kanalımız arkadaşlar. Burayı da takip edebilirsiniz. Çünkü buradaki sorularla diğer Nedim Şeker Akademi'deki sorular farklıdır. Abone olun, izleyin, geçin. Oradan da faydalanabilirsiniz. Hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Birinci soru geldi. Sorumuz şöyle. Kişisel fiziki güvenlik önlemleri, can ve mal güvenliğimize yönelik tehlike ve saldırılara karşı aldığımız maddi ve teknolojik tedbirlerdir. Bu tedbirler tehlikeleri önceden algılayacak ve erken müdahale sağlayacak nitelikte olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu tedbirlere örnek değildir? A. Işıklandırma, B. Kapılar, C. Haberleşme, D. Pencereler, E. Kilitler. Evet, burada hangisidir arkadaşlar? Bakın, erken müdahale sağlayacak nitelikte olmalıdır. Hangisi bu tedbirlere örnek değildir? Işıklandırma, kapılar, pencereler, kilitler, haberleşme. Evet, bakıyoruz, cevaplar Ceyhan seçeneği üzerinde yoğunlaştı. Tebrik ederiz arkadaşlar. Tabii ki doğrudur. Arkadaşlar, ikinci soruya geçmeden şunu da belirteyim, sonra geçeceğim. Cumartesi günü saat 20.30'da, bakın 20.30'da canlı yayımız olacak. Sınavdan önce son prova, son viraj. 100 tane temel eğitimden 25 tane de silah bilgisinden sınav provası yapacağız. Ondan sonra da pazar günü gideceksiniz. İnşallah yüksek puanlar alıp geçeceksiniz. Hepinize başarılar diliyoruz ve devam edelim. İkinci sorumuz gelsin. Haydi bakalım, ikinci soru. Şöyle kalemimizi de buradan alalım yine. Cevabımız Ceyhan seçeneği dedik ve devam. İkinci soru şöyle. Özel güvenlik hizmetleri uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kuramazlar. B. Kurum ve kuruluşlar güvenlik şirketlerinden hizmet satın alamazlar. C. Kurum ve kuruluşlar bünyesinde genel kolluk personeli çalıştırılabilir. D. Kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurabildiği gibi hizmette satın alabilir. E. Kurum ve kuruluşlar güvenlik konusunda genel kollukla iletişim kuramazlar. Evet, burada bize neyi sordu? Özel güvenlik hizmetleri uygulaması ile ilgili doğru olanı soruyor arkadaşlar. Bakın, doğru olan hangisidir? Gelsin cevaplar. Demeden cevaplar zaten geliyor arkadaşlar. Harikasınız. Gayet güzel cevaplarınız var. Eminim ki Denizli seçeneği diyorsunuz. Tebrik ederiz ve geçiyoruz.
Üçüncü sorumuz gelsin. Soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi? Kişi korumada öncü istihbarat görevlisinin görevlerinden değildir. A. Gerekli hallerde mahallenin en büyük mülki amiri ve kolluk yetkilisi ile görüşerek güvenlik önlemleriyle ilgili koordinasyonu sağlar. B. Korunan kişinin gideceği güzergahtaki boğma noktalarını tespit eder. C. Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapar. D. Korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer alır. E. Görevle ilgili istihbari bilgilerle daha önce bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını toplar ve plan yapar. Evet, üçüncü soru arkadaşlar. Değildir diyor bakın. Kişi korumada önce istihbarat görevlisinin görevlerinden olmayanı sormuş. Bakın olmayanı sormuş. Olmayana bakıyoruz. Cevaplarınız geliyor ve Denizli seçeneği diyorsunuz. Tabii ki korunan kişinin sağında ve bir adım arkasında yer alır. Evet, bu arada beğeni yapan arkadaşlara teşekkür ederiz. Yine hediye atan arkadaşlara da teşekkür ederiz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz geldi. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları içerisinde meydana gelen adli olaylarla ilgili hazırlayacakları yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan hangisi yanlıştır? A. Yakalama zamanı belirtilir. B. Yakalama sırasında direnmeye karşı zor kullanılmışsa belirtilmez. C. Yakalama yeri belirtilir. D. Yakalama nedeni belirtilir. E. Yakalanan şahsın açık kimliği belirtilir. Tabii ki burada çok güzel bir soru. Bakın bu soruyu da belki daha önce de çözmüş olabiliriz. Yanlış olanı sormuş. Bakın arkadaşlar yine yanlış doğruya çok çok dikkat etmekte fayda var. Eminim ki bu soruyu da bütün arkadaşlar doğru cevap verdiler. Yakalama sırasında direnmeye karşı zor kullanılmışsa belirtilmez diyor. Kesinlikle belirtilir. Değil mi? Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Ve beşinci sorumuz geldi. Yangından mutlaka 5-6 tane arkadaşlar soru geliyor. Yangınla ilgili önemli konuları, hap bilgileri verdik, vermeye devam ediyoruz. Sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi yanma çeşitlerinden değildir? Hızlı yanma, yavaş yanma, parlama, patlama şeklinde yanma, yapay yanma, kendi kendine yanma. Yapay yanma. Değil mi? Yapay mum. Hızlı yanma, yavaş yanma. Hangisi yanma çeşitlerinden değildir diye sormuşlar bakın. Evet, cevaplarımız gelmeye devam ediyor. Ve soruda da arkadaşlar yapay yanma diyorsunuz. Yanma çeşidi değildir. Yıldızlı bir sınav sorusu. Geçiyoruz hemen 6. sorumuza. 6. sorumuz şöyle. A sınıfı yangınlar yangın sınıfları içerisinde hangi adı alırlar? Sıvı madde yangınları, pişirme ve kızartma katı yangınları, hafif metal yangınları, gaz yangınları, katı madde yangınları. Değil mi? Katı, sıvı, gaz bunları biz defalarca defalarca tekrarladık. A sınıfı yangınlar tabii ki sizlerin de belirttiği gibi katı madde yangınlarıdır. Edirne seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen 7 gelsin. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez? A. Kimlik sorma, B. Zor kullanma, C. Arama, D. Yakalama, E. Telefon dinleme. Evet, gelsin cevaplar. Hangisine girmez diyor bakın. Ortak yetki alanına girmez arkadaşlar. Tabii ki telefon dinleme diyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Yine yıldızlı sorulardan birisiydi ve 8. soru geldi.
5188 sayılı kanuna göre mülki idare amirleri hangi hallerde, özel güvenlik izni verilen yerlerde, özel güvenlik tedbirlerini yetersiz bulduğu takdirde ek önlemler aldırmaya yetkilidir? A. Kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde. B. Hiçbir kurala bağlı olmaksızın her halde. C. Kişi, kurum ya da kuruluşların talebi halinde. D. Özel mülkiyet kapsamında özel güvenlik izni verildiği hallerde. E. Sadece kamu, kurum ve kuruluşlarına özel güvenlik izni verildiği hallerde. Evet, tabii ki arkadaşlar, kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde, değil mi? Ek önlemler aldırmaya nedir? Yetkilidir. Cevap Adana seçeneği, yıldızlı bir sınav sorusudur. 40 tane soru cevaplayacağız bugün arkadaşlar. Evet, bu arada beğeniyi mutlaka yapalım arkadaşlar. Beğeni yapan arkadaşlara teşekkür ederiz. Hediye atan arkadaşlara teşekkür ederiz. Arkadaşlarım, isimlerini okumuyorum. Ve 9. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi maddi delil çeşitlerinden biri değildir? Biyolojik, kimyasal, fiziksel, iz bulgular, davranışsal bulgular. Maddi delil çeşitlerinden değildir diyor bak. Evet, bakın arkadaşlar, biyolojik deliller, kimyasal deliller, fiziksel deliller, parça deliller, iz delilleri, görüntü delilleri, dijital bilişim delilleri olarak sınıflandırılmak mümkündür. Burada dikkat ederseniz maddi delillerde davranışsal deliller, bulgular nedir? Yoktur. Cevap tabii ki Edirne seçeneğidir. Buraya çok çok dikkat edin. Cevap Edirne ve 10. sorumuza bakıyoruz. 10. sorumuz şöyle. Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanılarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip. Bakın, söndüren, işte şurada cevabı var. Bak, yangını söndüren, söndürme ekibi, koruma ekibi, ilk yardım ekibi, teknik destek ekibi, kurtarma ekibi. Şimdi bu soruda şu soruyu düzgün okumak çok önemli. Yangını söndüren dediğinde hiç tereddüt etmeden direkt cevabımızın Adana seçeneği olduğu nedir ortaya çıktı arkadaşlar. Söndürme ekibidir, değil mi? Söndürme ekibidir. Cevap Adana seçeneğidir. 11. Eşgal. Eşgalde mutlaka sınavda soru gelecek arkadaşlar. Bakın, en az 3-4 tane geliyor. Önce eşgali bir şöyle bir ne yapalım? Tekrarlayalım, değil mi? Sonra da soruyu okuyalım. Eşgal, görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak olayla ilgili olası kişilerin kimliklerinin tespitinde ana ayırt edici nitelikleri olan alın, kaş, göz, burun, ağız, kulak, yanak, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların kombinasyonundan oluşan resim nedir arkadaşlar? Eşkaldir. Eşkaldir. Şuradaki eşkaldir. Evet. Şimdi bize soruyu sormuşlar. Eşkal tarifi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bir soru sormuşlar. Bakalım, kişilerin belirgin özelliklerine göre yapılır. B. Mümkün olduğu kadar fazla detay verilir. C. Tarif ve tanımlamalarda yuvarlak ifadeler kullanılır. D. Ayırt edici, kolay görülüp tanımlanabilir hususlara dikkat edilir. E. Tarif ve tanımlamalarda ortak bir standart ve terminoloji kullanılır. Evet, bakın dikkat edin. Kesinlikle burada, yani, yuvarlak ifade kullanılmaz arkadaşlar. Net olman lazım, değil mi? Sarı saç, saçı, kulağı, gözü, kaşı, alnı, burnu, geniş omuzlu, değil mi? Yüz şekli, çene, ana ayırt edici tüm özelliklerini net bir şekilde ne yapmamız gerekiyor? Söylememiz gerekiyor. Tabii ki burada cevap sizin de belirttiğiniz gibi Ceyhan seçeneğidir.
Yıldız yıldız sorulardan birisi. Evet, ekran görüntüsünü alın, tekrar tekrar bakın arkadaşlar. Çok önemli ve geçiyoruz 12. sorumuza. Evet, nasıl gidiyor arkadaşlar? Gayet iyi gittiğini görüyoruz. Artık son yayınımız, yani cumartesi günden önceki son yayın. Son bir de cumartesi günü sınav provası yapıyoruz ve 110. dönemi kapatıyoruz. 12. soru şöyle: günlük yaşantımızda türlü alanlarda kullandığımız benzin, mazot, gaz yağı ürünlerin en ideal söndürme maddesi hangisidir? Su, köpük, toprak, kuru kimyevi toz, karbondioksit. Evet, karbondioksit. Tabii ki burada da sizin de belirttiğiniz gibi, bakın, günlük yaşantımızda bakın benzin, mazot, gaz yağı gibi arkadaşlar ürünlerin en ideal söndürme maddesi, değil mi? Benzin yangını işte yandığı zaman mazot, gaz yağı vesaire. Burada da tabii ki köpüktür, değil mi arkadaşlar? Cevabımız Bursa seçeneğidir. Yine yıldızlı bir sınav sorusudur. Hemen geçelim 13. sorumuza. 13. soru şöyle: birbiriyle etkileşim içinde olan, psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan, ortak bir amaç için birleşen iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluklardır. Yukarıda tanımı yapılan öge iletişimde ne olarak adlandırılır? A. Kaynak verici, B. Grup, C. Topluluk, D. Kalabalık, E. Aile. Birbiriyle bak, birbiri etkileşim içinde olan. Şimdi şurada birkaç tane net bir şekilde okuduğunuz zaman arkadaşlar bakın çıkıyor. Psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan. Psikolojik olarak birbirlerinin farkında olan kim olur? Gruplar olur, değil mi? Ortak bir amaç için birleşen iki veya daha fazla kişiden oluşan topluluk. Bu topluluğa ne denir arkadaşlar? Tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi grup denir. Cevabımız adan Bursa seçeneğidir. Yıldızlı soru. Evet, nasıl gidiyor? Gayet güzel diyorsunuz ve 14. 14. soru geldi. Hangisi kamera izleme odasında CCTV görevli, özel güvenlik görevlisi Aysun'un göreviyle bağdaşmaz? A. Kamera görüntülerini sürekli takip etmelidir. B. Şüpheli durumlar kolluğa bildirilmelidir. C. Yerine gelecek görevli gelmeden izleme odasından ayrılmamalıdır. D. İzleme odasında bulunan cihazlar talimatlara uygun şekilde kullanılmalıdır. E. Devir teslim sadece öz sözlü olarak yapılmalıdır. Evet, burada da dikkat edin. Bağdaşmaz. Devir teslim diyor. Sadece sözlü olarak yapılmalıdır. Sözlü devir teslim nedir arkadaşlar? Olmaz, değil mi? Olmaz. Cevabımız burada da sizin de belirttiğiniz gibi, evet, Edirne seçeneğidir. Evet, Edirne seçeneğidir. Geçiyoruz hemen 15. Alüminyum, manezyum, titanyum gibi hafif metallerin yangınlarında aşağıdaki söndürme maddelerinden hangisi kesinlikle kullanılamaz? A. Kum, B. D. Tozu, C. Toprak, D. Su, E. Kuru kimyevi toz, KKT. Hangisi arkadaşlar? Burada da dikkat ederseniz alüminyum, manezyum, titanyum yangında, metal yangınlarında su nedir? Kullanılmaz. Cevabımız denizi seçeneğidir. Değil mi arkadaşlar? Şu anda ciğerlerimiz yanıyor. Ormanlarda nedir? Su çok önemli. İşte su orman yangınlarında birebir söndürücü maddedir. Evet. Cevap denizi seçeneğidir. Ve geçtik hemen 16. sorumuza. 16. soru şöyle: verilecek özel güvenlik hizmetinin gereği ateşli silah bulundurulması ve taşınması gerekiyorsa
İl Özel Güvenlik Komisyonu aşağıda belirtilenlerden hangilerine izin verebilir? 1. Roket atar. 2. Keskin nişancı tüfeği. 3. Patlayıcı madde. 4. Av tüfeği. 5. Uzun namlulu silah. Evet, komisyon. Arkadaşlar, özel güvenlik hizmetlerinin gereği İl Özel Güvenlik Komisyonu buradaki silahlardan hangilerine izin verebilir? Hangilerine verebilir? Tabii ki, bakın mesela av tüfeğine izin verir arkadaşlar. Uzun namlulu silaha izin verir. Roket atar, keskin nişancı tüfeği ve patlayıcı maddeye izin veremez arkadaşlar. Burada 4 ile 5 tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Hemen 17'ye baktık. Evet, bu arada tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Yayınımızı beğenelim lütfen. Beğenileriniz bizim için çok çok önemli. Yıldız almanız önemli. Hepinize başarılar diliyoruz. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi güvenlik sistem ve cihazları arasında yer almaz? İz dedektörü, hareket sensörü, duman dedektörü, el tipi sıvı iz dedektörü, el tipi metal algılama dedektörü. Burada da iz dedektörü, duman dedektörü, el tipi sıvı iz dedektörü ve el tipi metal algılama dedektörleri yer alır arkadaşlar. Fakat hareket sensörü yer almaz. Evet. Pardon. Bursa seçeneği değil mi? Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Pardon, Bursa seçeneği dedik arkadaşlar. Geçtik 18. soruya. Özel güvenlik birimlerince kullanılacak üniforma ve üniformayı tamamlayan unsurlar ile teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır? Bu soru defalarca çözdüğümüz sorulardan birisi. Birim, bakın birim deyince ve şirket deyince akla gelmesi gerekeni defalarca söyledik değil mi arkadaşlar? Defalarca söyledik. İl Özel Güvenlik Komisyonu, İçişleri Bakanlığı, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü. Evet, birim. Birim deyince neydi arkadaşlar? İl Özel Güvenlik Komisyon değil mi arkadaşlar? Komisyon. Şirket deyince de aklımıza ne gelecek? Tabii ki İçişleri Bakanlığı. Evet. Burada Adana seçeneğidir. Yine önemli bir soruydu. Geçtik 19'a. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir? A. Ateşli silahını kanuna aykırı kullanma. B. Grev yasağına uymama. C. Ateşli silahını görev alanı dışında kullanma. D. Özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandırma. E. Özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını yaptırmama. Bak. Özel güvenlik görevlilerinin işleyebileceği bir suç olarak düzenlenmemiştir. Burada da özel güvenlik mali mesuliyet sigortasını yaptırmama değil mi? Cevap Edirne seçeneğidir. Ve 20'ye geldik. 20. sormuş şöyle. Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir? A. Duvar. B. Tel örgüler. C. Aydınlatma sistemleri. D. Turnike geçiş sistemleri ve bariyerler. E. Metal kapı dedektörleri ve X-ray cihazları. Evet, bakın bu da yine sık sık gelen sorulardan birisi. Fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir. Değildir. Hangisi?
duvar, tel örgüler, aydınlatma sistemleri, turnike geçiş sistemleri, bariyerler, bunlar fiziki güvenlik sistemidir. Metal kapı detektörleri, X-ray cihazları tabii ki fiziki güvenlik tedbiri değildir. Cevap Edirne seçeneğidir. 21'e geldik arkadaşlar. Yarıladık. Devam ediyoruz. Delillerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez. A. Görgü tanıklarının ifadeleriyle hiçbir zaman çelişmez. B. Fail, mağdur veya olay yeri arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. C. Şüphelinin susuzluğunu ispat edebilir. D. Şüpheli şahsın suçunu kabullenmesini ve itirafını sağlayabilir. E. Mağdurun ifadesinin gerçekleşeceğini belirleyebilir. Delillerle ilgili doğru olduğu söylenemez diyor. Bakın hangisi doğru olduğu söylenemez. Evet. Cevabınız Adana seçeneği üzerinde yoğunlaştı. Görgü tanıklarının ifadeleriyle hiçbir zaman çelişmez. Böyle bir şey söylenemez, değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. 22. sorumuza bakalım. Soru şöyle. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Yakalama nedeni belirtilir. B. Elde edilen delillerden bahsedilir. C. Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez. D. Yakalama esnasında şahıs yaralandıysa belirtilir. E. Yer ve zaman belirtilir. Yanlış olanı sormuş arkadaşlar. Yakalama tutanağında belirtilmesi gereken hususlardan hangisi yanlıştır şeklinde. Bakın bu soru da yine sizin için çok çok kolay sorulardan. Ya kişi yakalarken direnmişse, değil mi? Yerlere yatmışsa vesaire, böyle bir durumda siz zorlamışsa bunu mutlaka ne yapmanız gerekiyor? Tutanağa yazmanız gerekiyor. Direnme neticesinde zor kullanılmışsa belirtilmez. Yani zor kullandıysam belirtilir arkadaşlar. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Ve Denizli'ye bak, pardon, 23'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin adli görevlerindendir? A. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek. B. Suç işlemesini önlemek. C. Mevcut düzeni korumak. D. Olay yerini muhafaza etmek. E. Delilleri toplayıp genel kolluk gelince teslim etmek. Devriyenin adli görevlerindendir arkadaşlar. Devriyenin görevi nedir? Değil mi? Devriyenin görevi. Adli görevi. Devriyenin adli, olay yerini muhafaza etmek, değil mi? Muhafaza altına almaktır. Cevap tabii ki Denizli seçeneğidir. Hemen 24'e geçelim. Hiç zaman kaybetmiyoruz. Bugün biraz hızlı çözüyoruz arkadaşlar. Ve 24. sorumuza bakalım. 1895 yılında Alman fizikçi Wilhelm Röntgen tarafından bulunan elektromanyetik tayfın mor ötesi bölgesiyle gamma ışınları arasında yer alan ve gözle görülmeyen yüksek enerjili ışınıma nokta nokta denir. Radyo dalgası, X ışını tüpü, radyasyon, X ışını hiçbiri. Evet, ne denir? Önemli bakın arkadaşlar. Tabii ki burada cevaplar gelsin. Cevaplar X ışını diyorsunuz. Tebrik ediyoruz hepinize. Yıldızlı sorulardan birisiydi. Geçtik 25'e. Suni solunum için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Kazezede baş çene pozisyonu olmalıdır. B. Kazede şok pozisyonunda olmalıdır. C. Kazede koma pozisyonunda yarı yüzü koyun yan pozisyon koma, değil mi? Şok
Şok pozisyon 30 santim ayaklar yukarı kaldırılır. Deniz seçeneğinde kazede oturur pozisyonda olmalıdır. Edirne seçeneğinde kazedenin pozisyonu önemli değildir. Suni solunum vereceksin arkadaşlar. Suni solunum vereceksen hasta yaralıya ne yapman gerekiyor? Tabii ki bahçene pozisyonu vereceksiniz değil mi? Cevap Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Hemen geçtik 26'ya. 26. soru. Aşağıdakilerden hangisinde yurdumuzda ve dünyada en çok karşılaşılan narkotikler bir arada verilmiştir? A. Barbitüratlar ve benzodiazepinler. İlginç isimler var. B. Eroin, morfin, afyon sakızı. C. Kenevir türevleri. D. Kokain ve amfetaminler. E. LSD. Evet, yurdumuzda ve dünyada en çok karşılaşılan narkotikler bir arada verilmiştir diyor arkadaşlar. Bir arada verilen hangisidir? Tabii ki burada da Bursa seçeneği diyorsunuz. Tebrik ediyoruz. Doğru cevap. Hemen geçelim 27'ye. Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir? A. Su yatağı ve çukur bölgeler hemen terk edilmelidir. B. Asla sel sularının bulunduğu bölgelerde araç kullanılmamalıdır. C. Elektrik çarpılmalarına karşı elektrik kaynaklarından uzak durulmalıdır. D. Hızla akan su üzerindeki köprülerden uzak durulmalıdır. E. Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır. Evet arkadaşlar burada da sel anında yapılmaması. Sel anında ne yaptıracaksın? Sigorta mı yaptıracaksın? Ulan olmuş, biten bitmiş, giden gitmiş. Sel ve su baskınları için sigorta yaptırılmalıdır diyor. Bakın arkadaşlar böyle bir şey mümkün değildir. Tabii ki Edirne seçeneğidir doğru cevap. 28'e bakalım. 28 gelsin. Soru şöyle. Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir? A. Gazlı ortam derhal terk edilmeli, temiz havaya çıkılmalıdır. B. Göz kapakları mümkün olduğunca çok açılıp kapatılmalıdır. C. Burun temizlenerek normal nefes almaya gayret edilmelidir. D. Bol sıcak suyla maddenin bulaştığı yerler ovuşturularak yıkanmalıdır. E. Vücuda krem, merhem, losyon gibi maddeler sürülmemelidir. Evet. Göz yaşartıcı gaza maruz kalındığında hangisinin yapılması doğru değildir diyor. Bakın doğru değildir. Tabii ki bol sıcak suyla maddenin bulaştığı yerler ovuşturarak yıkanmalıdır. Tabii ki böyle bir şey kesinlikle yapılmamalıdır. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. Evet arkadaşlar bu arada yayınımızı beğeniyoruz. Beğenen arkadaşlara teşekkür ederiz. Elleriniz dert görmesin. Hediye alan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz ve 29. soruya geçiyoruz. Sorumuz şöyle. Gözleri ve yüzü örterek kullanıcıyı kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerden koruyan malzemeye ne ad verilir? A. Gaz süzgeci, B. Gaz maskesi, C. Kask, D. Koruyucu başlık, E. Gaz filtresi. Evet, bunu da eminim ki çok rahatlıkla bileceksiniz, değil mi? Yüzü örterek kullanıcı kimyasal ve biyolojik radyoaktif maddelerden koruyan malzeme, gözleri ve yüzü örterek. Hangisidir? Tabii ki gaz maskesi değil mi arkadaşlar? Gaz maskesidir. Bursa seçeneğidir. Hemen 30. sorumuz geldi. Soru şöyle. Saldıran bir grubun etrafını çevirmek ve topluluk içinden alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir?
A saldırı düzeni, B savunma düzeni, C sağ ve sola hat düzeni, D çember düzeni, E kama düzeni. Topluluk içinde alınan şahsın muhafazasında kullanılan düzen sizin çok iyi bildiğiniz bir düzen değil mi? Çok iyi bir düzen. Hangi düzendir bu düzen? Tabii ki çember düzeni değil mi? Çember düzeni, tebrikler. Evet, Denizli seçeneği yıldızlı soru. 31. Aşağıdakilerden hangisi yaya koruma ve organizasyonlarında dikkat edilmesi gereken hususlardan değildir? A. Koruma organizasyonunda boşluk bırakılmamalıdır. B. 360 derecelik bir koruma sağlanmalıdır. C. Ekip ruhu önemlidir. Başarısızlık ya da başarı ekibindir. Kişisel hareketlerden kaçınılmalıdır. D. Kalabalık ve güvensizlik bölgelerde koruma şekli daraltılmalıdır. E. Koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir. Evet, burada da tabii ki koruma elemanı silahını teşhir ederek koruma olduğunu belli etmelidir. Kesinlikle arkadaşlar öyle bir husus söz konusu değildir. Cevap Edirne seçeneğidir. Ve 32. soru geldi. 32. sorumuz şöyle. Talepleri halinde korumaya alınacak şahıslar aşağıdaki cevap şıklarının hangisinde sayılmamıştır? A. İtirafçılar, tanık ve ihbarcılar. B. Terör odaklarının açık hedefi olanlar. C. Tehdit altında bulunan yabancı misyon temsilcileriyle diğer yabancı şahıslar. D. Can güvenliği tehdit altında bulunmayan şahıslar. E. Korunması istihbari birimlerce talep olunan şahıslar. Evet, bakın burada talepleri halinde korumaya alınacak şahıslar. Aşağıdaki cevap şıklarından hangisinde sayılmamıştır? Tabii bakın burada can güvenliği tehdidi altında bulunmayan, değil mi? Bulunmayan şahıslar sayılmamıştır. Ama can güvenliği tehlikesi olanlar hepsi de sayılmıştır. Cevap Denizli seçeneğidir. 33. Sona doğru geliyoruz arkadaşlar. Sona doğru geliyoruz. Artık tekrar teşekkürümüzü söyleyelim. Sonra devam edelim. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Yayınımızı izlediğiniz için inşallah faydasını göreceksiniz. Yayını beğenelim. Hediye atan arkadaşlara teşekkür ederiz. Ve 33. sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma hizmetlerinde asansör kullanırken yapılmamalıdır? A. Asansördeki herkes indirilmelidir. B. Asansör içerisinde kapı tarafında bulunulmalıdır. C. Asansör önceden mutlaka kontrol edilmelidir. D. Asansöre kapasitesinin üzerinde insan binmesi engellenmelidir. E. Asansörden önce koruma personeli inmelidir. Burada da asansördeki herkes indirilmelidir diyor. Bakın arkadaşlar, kesinlikle böyle bir şey yapılmamalıdır değil mi? İzdiham olur. Arkadaşlar cevap Adana seçeneğidir. Doğru cevap. Ve 34 geldi. Özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih'e işveren tarafından bir sebep gösterilmeden sözleşmesinin feshedildiği 4857 sayılı İş Kanunu'na göre madde 20'ye göre feshin tebliği tarihinden itibaren iş mahkemesine kaç gün içerisinde dava açabilir? 10 gün, 15 gün, 45 gün, 30 gün, 60 gün. Evet, burada da tabii ki kaç gün arkadaşlar? 30 gün değil mi? 30 gün içerisinde dava açabilir. Cevap Denizli seçeneği, yıldızlı bir sınav sorusu. Ve 35.
cezaevindeki mahkumlar tarafından planlı bir şekilde çıkarılan isyan esnasında koğuşlarda bulunan eşyalara zarar verilmiş ve çıkarılan yangında birçok malzeme yanmıştır. Bu olayı gerçekleştirenler hangi grup türü olarak sınıflandırılır? A. Amaçlı grup, B. Paniğe kapılmış grup, C. Hedefsiz grup, D. Saldırgan grup, E. Anlamlı grup. Evet, mahkumlar planlı bir şekilde isyan çıkarmışlar. Eşyalara zarar vermişler ve birçok çıkarılan yangında birçok malzemeyi de yakmışlar arkadaşlar. Burada bunlar kimdir? Bunlar saldırgan bir grup değil mi? Saldırgan bir gruptur. Denizli seçeneğidir. Doğru cevap. 36'ya bakalım. Soru geldi. Soru şöyle. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi hangileri doğrudur? Bakalım. 1. Genel kolluk. Yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli bir ve yetkilidir. Doğru mudur? Genel kolluk. Yetkili midir arkadaşlar? Yetkilidir. Polis görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde hizmet branşı yeri ve zamanına bakılmaksızın bir suçla karşılaştığında suça el koymak, önlemek, şüpheli ve suç delillerini tespit etmek, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekte görevli ve yetkilidir. Evet, yetkilidir. 3. Genel kolluk hem genel alanda hem de özel güvenliğin görev alanında yetkilidir arkadaşlar. Tabii ki burada verilenlere göre hepsi de doğrudur. Cevap Edirne seçeneğidir. Doğru cevap. Yıldızlı bir sınav sorusu. Geçtik hemen 37'ye. 112'nin aranması sırasında yapılması yanlış olan hangisidir? A. Sakin olunmalıdır. B. Sorulan sorulara net cevaplar verilmelidir. C. Kesin yer ve adres bilgileri verilmelidir. D. Hasta yaralı sayısı ve durumu bildirilmelidir. E. Görüşme mümkün olduğu kadar uzun tutulmalıdır. Bakın soruyu okuduğunuzda cevap direkt otomatik olarak çıktı. Görüşme kesinlikle kısa ve öz. Değil mi arkadaşlar? Uzun tutulmalıdır diyor. Bakın şurada. Mümkün olduğunca kısa öz olması gerekiyor. Cevap burada tabii ki Edirne seçeneğidir. 38. sorumuz X-ray cihazından gelmiş. X-ray cihazından da sınavda soru gelir. Bu soruya da çok dikkat edin. X-ray cihazları hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Şahısların üzerinde saklı bulunan nesnelerin tespitinde kullanılır. B. Kapalı kutu, çanta, valiz gibi eşyaların içeriğinin analiz edilmesinde kullanılır. C. Metal nesnelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir. D. Patlayıcı maddelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir. E. Uyuşturucu maddelere otomatik olarak sesli ve görsel alarm üretir. X-ray cihazları hakkında hangisi doğrudur? X-ray cihazları kapalı kutu değil mi? Çanta, valiz gibi eşyaların içeriğinin analiz edilmesinde kullanılır. Tabii ki Bursa seçeneğidir. Doğru cevap. Evet arkadaşlar, tekrar hatırlatıyorum. Yayınımızı mutlaka beğenin. Arkadaşlar beğenmeden kesinlikle çıkmayın. Son iki soruya geldik. Bakın son iki soruya geldik. Beğenen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Hediye atan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yarınki yayınımızı tekrar hatırlatıyorum. Cumartesi günü saat 20.30'da sınav provası yapıyoruz. 100+25. Bakın 100+25. Önce 100 tane temel eğitimden sınav sorularını çözeceğiz. Sonra yayınımızı kapatacağız. 5-10 dakika ara verdikten sonra 25 tane sınav silah sorusu çözeceğiz arkadaşlar. Silahlı adaylar için. Ve son iki sorumuzu da çözelim. 39. soru şöyle. Hangisi bomba mektupların belirgin özelliklerinden birisidir? A. Normal mektuplara göre daha kalındır. B. Normal mektuplara göre daha geniştir. C. Normal mektuplara göre daha incedir.
D normal mektuplara göre daha renklidir. E normal mektuplara göre daha hafiftir. Evet, bomba mektup. Normal mektuplara göre daha kalındır, değil mi arkadaşlar? Cevap sizin de belirttiğiniz gibi Adana seçeneğidir. Son soruya da gelmiş bulunmaktayız. 40 son soru. Aşağıdakilerden hangisi? İletişimin temel becerilerinden değildir. A. Kendini tanımak. B. Kendini açmak. C. Alınganlık. D. Karşımızdakini dinlemek. E. Kendini doğru ifade etmek. İletişimin temel becerilerinden değildir. İletişimden de mutlaka sınavda soru geliyor arkadaşlar. Daha önce atmış olduğumuz tüm soruları, konuları dikkatli bir şekilde dinlerseniz hiçbir soruda tereddüt etmeyeceksiniz. Cevap sizin de belirttiğiniz gibi Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. Yıldızlı bir sınav sorusudur. Evet, geçmiş olsun diyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup katılarak sizlere çıkacak örnek banko sınav sorularını çözebilirsiniz. Başarılar diliyoruz. Kanalımızı arkadaşlarınıza, dostlarınıza önerin, paylaşın. Herkes faydalansın, geçsin. Arkadaşlar, tebrik ediyoruz hepinizi. Bir sonraki canlı yayınımız Cumartesi günü saat 20.30 sınav provası olacak. Az önce de söylediğimiz gibi 125 tane soru çözeceğiz. O yayına mutlaka hepinizi bekliyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar tekrar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.